Bodrum'da Kaptan Faruk Denktaş'ın bıçaklanarak öldürüldüğü ve katil zanlısı Yalçın Karayel'in ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı dava, Yargıtay'ın kararı bozması sonucu yeniden görülmeye başlandı. 2015 yılında Bodrum merkezde yaşanan olayda 29 yaşındaki Kaptan Faruk Denktaş, ilçede faaliyet gösteren balıkçı dükkanının işletmecisi 36 yaşındaki Yalçın Karayel tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay yerinden kaçan Yalçın Karayel, polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yalçın Karayel, dava sonunda temiz yolu açık olmak üzere ömür boyu hapis cezası aldı. Denktaş'a tokat atıp çantasıyla vurduğu ve olayın ardından sanığı otomobiliyle evine götürdüğü belirtilen arkadaşı 35 yaşındaki S.B.'ye basit yaralamaya sebebiyetten 4.800 lira adli para cezası verildi. 2016 yılında karara bağlanan dava ile ilgili Karayel ailesinin yaptığı temyiz başvurusu sonucunda Yargıtay kararı bozdu. Dava Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Duruşmaya her iki tarafın yakınları ve avukatları katıldı. Sanık Yalçın Karayel'in telekonferansla bağlandığı duruşmada olaya tanık olduğu ifade edilen bir çiçekçinin dinlenmesine karar verildi. Denktaş ailesinin avukatı Göray Karadut, mahkeme çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi. Evet, Yargıtay usulen bozdu. Sadece haklı olduğunu düşünüyoruz Yargıtay'ın. Çünkü bir keşif kararı konusunda daha önceki mahkeme bir karar vermemişti. Keşif yapılıp ya da yapılmamasına ilişkin. Bu da usulü bir eksikliktir. Ceza hukukunda usul çok önemli olduğu için bu konuda bir bozma oldu. Ama ben bu bozmanın sonucunda yapılacak bu yargılamada cezanın hiçbir şekilde değişeceğini düşünmüyorum. Bugün ne karar çıktı? Keşif mi? Keşif konusunda keşif talebinin reddine karar verildi. Bir de bir tanık belirlemişler. O tanık dinlenecek, çiçekçi, olay yerinde bulunan bir çiçekçi. Ama bu tanıklık neyi değiştirecek çok bilemiyorum. O olayda bir tahrik var mı yok mu onu değerlendirecekler. Ama öyle bir şey olmadığı da hem kamera kayıtlarından hem bizim tanıklarla daha öncesinden sabitti. Yani usulü bir eksiklik, o tamamlandığında sanıyorum aynı cezanın devamına karar verecek. Öldürülen Faruk Denktaş'ın kardeşi Duygu Denktaş Midilliç ise şu sözlere yer verdi. İçeride tanık dedi ki ailem çok kötü işte durumda, maddi olarak çok yıprandık. Ekmek teknemiz batmak üzere, işte iş yerlerimiz kapanmak üzere dedi ve çok pişman olduğunu söyledi. Fakat bugüne kadar hiçbir şekilde ne benim ailemden, ne işte bizden, ne de mahkemede bizden hiçbir şekilde özür dilemedi. Yani onun ailesi iyi ki para yüzünden çok perişan. Benim ailem 4 senedir keşke hiç paramız, pulumuz, hiçbir şeyimiz olmasaydı ama abim hayatta olsaydı. Ama dediğim gibi o bugün bile özür dileyemedi yani bizlerden. Duruşma 18 Şubat'a ertelendi.